Merhaba Bengi Türk Televizyonu izleyicileri. Yeni bir spor kulisi programında birlikteyiz. Yanımızda Gençler Birliği Başkan Vekili, aynı zamanda Hacettepe Başkanı, Kulüp Başkanı O Arif Ölmez var. Gençler Birliği'ni konuşacağız. Gençler Birliği'ni değerlendireceğiz. Spor koordinatörümüz Uğur Tenekecioğlu. Gençler Birliği geçen sezon Süper Lig'den, üstelik de rahmetli İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezon düştü. Çok çeşitli dedikodular, çok çeşitli söylentiler, çok çeşitli tartışmalara da gebe oldu bu düşüş. Gençler Birliği takımı daha önce de ligden düşmüştü, birincilikten düşmüştü İlhan Cavcav'ın zamanında. Ancak bu kadar spekülasyon olmamıştı. Ulaşmaya çalıştık. Nihayet bir tane yönetim kurulundan sağ olsun Sayın Başkan geldi. Hazır yakalamışken Gençler Birliği ile ilgili ilk sorumuz şu olsun. Herkesin merak ettiği ya da herkesin ya bu soruyu da birinizin sorması lazım, hadi bir yanıt da alabilsek dediği bir soru. Gençler Birliği Spor Kulübü İlhan Cavcav'ın adını verildiği bir sezonda Süper Lig'e veda ederken siz yönetim kurulu üyeleri bunda kendinize nasıl bir sorumluluk üstlendiniz? Bunda nasıl bir duyguya kapıldınız? Ben önce şahsım adına, kulübüm adına, başkanım ve yönetim kurulumuz adına davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Katıldığınız için biz teşekkür ediyoruz. Bilgilendirmek adına bizim için de bir fırsat oldu. İnşallah güzel bir program olur. Olur. Kötü bir sezon geçirdik. Bunun üzerine söylenecek çok fazla bir şey ben göremiyorum, bulamıyorum. Başarısız olduk, küme düştük. Bu şu demektir: yukarıdan aşağıya herkesin payı var demektir. Kimse bu işte kendisini soyutlayamaz. Benim suçum yok, günahım yok diyemez. Ama biz bu ayıbımızı telafi etmek için tekrar görevimizin başındayız. Bıraktığımız yere tekrar takımı çıkarmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl hak ettiğimiz yerde tekrar olacağız. Başkan, bir değerlendirme yapmışsınızdır herhalde yönetim kurulunda, yani düşme gerçekleştirdikten sonra. Bunun nedeni neye bağlıyorsunuz? İşte teknik direktörde bir sorun, futbolcular mı yetersizdi, yönetim bazı sorunları çözemedi mi, kulüp bir bütünlüğünü sağlayamadı mı, taraftar yere desteği vermedi mi, hangisini daha çok öne çıkardınız? Yönetimde mutlaka tartışmışsınızdır bunu. Tartıştık, doğru söylüyorsunuz. Ya ben şimdi kendi adıma düşünüyorum, inanın sebep şu diyemiyorum ama gerçek olan sebebin şu olduğunu da çok iyi biliyorum. Takım başarılı olduğu zaman yönetimin ne kadar büyük payı varsa, takım küme düştüğü zaman da yönetimin bunda büyük vebali var demektir. Yani ben iğneyi değil önce çuvaldızı kendimize batırıyorum. Evet. Bir de bizim söylediğimiz bir şey var. Gerek sporda olsun, gerek diğer meslek dallarında olsun, başarılı olmak istiyorsan %100 motivasyon gerekiyor. %99 motivasyon bile artık başarısızlık gibi addediliyor. Sonuca ulaşamıyorsun. Biz küme düştüysek %100 demek ki beceremedik. %99'luk bir şeyimiz vardı. %1 dahi olsa demek istediğim, biz bir yerlerde yanlış yaptık, hata yaptık. Rahmetliden sonra sezonu biz 8. bitirdik. O dönemi iyi kapattık. Akabinde 2017-2018 yılının hazırlıkları başladı. Kadro yapılanması başladı. O kadro yapılanmasında hatalar yaptık ki biz bu duruma düştük. Ya kadroda bir uyum sağlanamadığını mı düşünüyorsunuz? Ya da doğru transferler yapılamadı gerçekten. Yani buna benzer şeyler. Şeyin de etkisi olabilir mi acaba? Hani çok başarılı olmuş, 29 sene başkanlık yapmış bir başkandan sonra oğlu bile olsa, sizler de o yönetimde olsanız bile, acaba o İlhan abinin, Allah rahmet eylesin, onun verdiği o başarılı mücadeleden sonraki dönemdeki o eziklik mi acaba? Ya da boşluğun tam dolmaması. Boşluğun tam dolmaması. Söylediğinizin de büyük payı var. Halbuki hepiniz de tecrübelisiniz. Hepiniz İlhan abinin yanında yetiştiniz. Tecrübelisiniz. Ya en azından ben kulüpte yaklaşık 13 yıllık bir geçmişim var. Evet. Bunun 11 yılını rahmetli başkanla beraber geçirdim. Söyleminizde büyük haklılık payı var. Ancak İlhan Cavcav'ı tarif etmek o kadar zor ki. Onun sevecenliği, onun karizması, onun duruşu, onun içten içe yaşadığı duygusallığı, yani inanın çok zor onu tarif etmek. Birebir yaşamak lazım. Benim tarifim şu rahmetli başkanımızla ilgili: bir akıllı insan vardır, bir de daha akıllı insan vardır. Akıllı insan kendi aklını kullanır. Daha akıllı insan başkasının da aklını kullanır. O oydu. O daha akıllı bir insandı.
hepimizin aklını kullanırdı ama nihai kararı kendisi verirdi. Doğru ya da yanlış. Peki bu transferler konusunda hani yanlış yaptık, belki de transferde de yanlış yaptık dediniz. Menajerlerin mi etkisi olduğu yoksa seçimlerde hakikaten bir hata mı vardı? Squad ekibi var mıydı mesela, onlar mı seçti? Hı hı. Siz birine teslim mi oldunuz yoksa, birilerine teslim mi oldunuz yoksa sizin seçimlerinizde de yanlış olabilir? Genel anlamda Türk futbolunda değil, dünya futbolunda bile bir şey var. Çözülemeyen bir durum var. Takım kurgusunu, takım yapılanmasını yönetim mi yapmalı yoksa teknik ekip mi yapmalı? Böyle bir kaos var. Bu bütün kulüpler bunu yaşıyor. Gençler Birliği'nde genelde başkan yapıyordu. Genelde başkan yapıyordu. Evet. Şimdi biz bu dönemde de daha çok hocamızın tercih ettiği ya da referansları güçlü olan, oynadığı liglerde başarılı sezon geçiren oyuncular da önümüze geldi. Birazcık referans bunlar oldu. Yoksa Gençler Birliği Spor Kulübü hiçbir menajere bugüne kadar teslim olmadı. Bundan sonra da olmaz. Ancak şu var. Hiçbir futbolcuyla da birebir görüşme şansınız yok. Mutlaka menajerimle görüşün diyor. Bunun önüne geçme şansınız yok. Yani biz bir yerlerde yanlışlık yaptık ki kadro yapılanmasında ya da beklentilerimize ulaşamadık. O dönemdeki takım bütünlüğünü sağlayamadık. Küme düştük. Şimdi transferler yapılırken az önce söylediğiniz gibi İki yöntem vardı. Ya teknik direktörün istediklerini alacaktık ya yönetimin istediklerini alacaktık. Hı. Şimdi burada ne teknik direktörün tam istediği oldu ne yönetimin tam istediği oldu. Biraz bu ortada kalmıştığın sonucu galiba bu küme düşme hikayesi. Şimdi yani yönetimin istediği oyuncular da alındı. Hocamızın istediği ama oyuncular işte da alındı. Ama ikisinde tam istediği oluştu. Olmadı. O mix tam uyum tek taraflı sağlayamadı. Yaptığın zaman o da doğru olmayabiliyor. Hocamız ya da çok iyi anlamak gerekiyor. %100. Bir de şey galiba zannediyorum hani bu çok konuşulan İlhan Cavcav'ın kasasındaki o trilyonların kaybolması ile ilgili ya da işte kaybolmasından kastım yanlış transferlerle sonucun başarısızlığa giden bir oyuncu topluluğunun oluşturulmasından kaynaklanarak esas temel eleştiri galiba biraz da buradan kaynaklanıyor. Doğru söylüyorsun. Siz bu İlhan Cavcav'ın emek emek işte oyuncu alarak seçerek satarak işte bir takım gelirler sağlayarak elde ettiği bu geliri amiyane tabirle ortadan kaldırırken kaldırdınız ya da bir eksik kaldı. Evet. Burada temel sorun transferlerin yanlış yapılması mıydı yoksa doğru adama doğru ödemenin yapılmaması mıydı? Doğru adama doğru ödemenin yapılmamasını kabul etmem mümkün değil. Çünkü bu futbolcuların yurt dışında da bir piyasası var. Bununla birlikte bizim ödemeyi taahhüt ettiğimiz ya da bu rakamı alırız dediğimiz bir rakam var. Diğer kulüplerin verdiği rakamlar da var. 3 aşağı 5 yukarı rakamsal boyutta bir sıkıntı yok. Ancak ben tekrar söylüyorum. Biz takım bütünlüğünü sağlayamamışız. Bu, yani bu işin özeti bu. Mali portreye gelince tabii bu da hemen ilişkili peşinden tabii bu sorulacak. Tabii ki en çok ya bunu mali olaya ayrı girelim de. İşe daha soracağım. Bu mesela size göre Ümit Özat'ın hocanın gidip geri gelmesi doğru bir karar mıydı? Yok, göndermek mi hataydı veya anlaşarak göndermek mi hataydı? Geri almak mı hataydı? Bununla ilgili benim bir kanaatim var ama bugün burada bunu zikredip birilerine tekrar söz söyleme, cevap verme fırsatı vermek istemiyorum. Sadece bunu zamanla daha net anlaşılacağına inanıyorum. Burada bir sorumluluk yok. Sadece sizin kendi kanaatiniz. Yani biz az önce söylediğiniz gibi transferlerde bir hata yaptık. Evet. Ümit Özat'ın gidip gelmesi bir hataydı ya da gitmesi bir hataydı. Bu da bir yorumdur aslında. Buradaki mutlaka temel bir yorumdur ama yani şimdi benim hani o dönemleri yaşamış biri olarak şu doğruydu bu yanlıştır demem. Sonuçta total olarak yani, baktığımız zaman zaten yanlışı ulaştığı için ya da sonuçta. Şöyle söyleyeyim yani Ümit Özat'ın gitmesi yönetim kurulunun kararıydı. Gelmesi de yönetim kurulunun kararıydı. Evet doğru. Diyebiliriz yani. Tamam, o zaman net diyebiliriz. Olarak. Bir o zaman de şu var. Yönetim kurulu dediğinizde mesela biz 18 kişilik yönetim kurulumuz var. Ama ayrıyeten 5 kişilik de bir icra kurulumuz var. Hı hı. Sadece bizde değil. Fenerbahçe de aynıdır, Beşiktaş da aynıdır, Galatasaray da aynıdır. Gerektiğinde icra kurulu da karar i̇cra verebiliyor. İcra kurulu da karar verebiliyor. Oturuyor, toplanıyor. İşte aldık diyor, verdik diyor, gönderdik diyor. Çünkü 18 kişinin hepsinden aynı sesin çıkması mümkün değil. Evet. El kaldıranlar, kabul edenler, etmeyenler diye bir şey olması da mümkün bir değil. Bir araya gelme durumu da her zaman mümkün olmuyor. Mümkün değil. İcra kuruluna verilen görev zaten bir anlamda adı üstünde zaten icra kurulu. Yani yönetim adına bu işi üstlenmiş demektir. Yetkiyi veriyor. Yani. Ben de mesela o icra kurulundaki insanlardan bir tanesiyim. Düştüysek sorumlulukta benim payım yok diyebilir miyim?
tabii ki. Tabii ki diyemem. Peki o zaman paraya gelelim. Ümit Özat'ın arasından sonra paraya gelelim. Hı hı. Direkt soracağım başkan. Tabii. Siz bu Cavcav'ın kasasını boşalttınız mı? Rahmetli'nin kasasını boşaltmadık. Ama bu sorunun cevabı çok ama çok önemli ve herkesin bilmesinde de çok büyük fayda görüyorum. Futbol Federasyonu'nun Süper Lig kulüplerine verdiği bir garanti para vardır. Yıl içerisinde 10 taksitle ödediği bir rakam vardır. Bu rakam nedir? Geçen yıl için 28 milyon 500 bin lira. Hı hı. Yani diyor ki federasyon, ben Anadolu kulüplerine tabii bu şampiyonluk kriterlerine göre ödenen paralar da var. İşte 10 şampiyonluğa ayrı bir para, 15 şampiyonluğa ayrı bir para. Sezon başında federasyon bütün kulüpleri, Anadolu kulüplerine ben 28 milyon 500 bin lirayı size ödeyeceğim diye taahhüt ediyor. Bu alacağınız garanti para cepte. Hı hı. Ama tabii bunu da periyotlara yayıyor. İşte atıyorum 10 aylık süreye yayıyor. Bunun dışında galibiyete 2 milyon 200 bin lira civarında, beraberliğe de bunun yarısını ödüyor. Hı hı. Şimdi düşünün siz, Gençler Birliği Spor Kulübü'nün yıllık ortalama 60 milyon lira gideri var. Alacağınız garanti para 28 milyon 500 bin lira. Peki maç kazanamazsanız, başarılı olamazsanız siz gelip kalan parayı nasıl tamamlayacaksınız? Tamamlama şansınız var mı? 32 milyon lira ekstradan ödemek. Yuvarlak hesap 30 milyon açık. Bir de futbolcuların peşinatları var, aylıkları var, maç başları var, artı bir de primleri var. Hep gündeme gelen bir laf var. Maç kazanmazsak zaten federasyondan para gelmiyor. Primleri yükseltin. Ya zaten biz o gelen paralarla sizin paralarınızı ödeyeceğiz. Yani bu artık bütün dile yapışmış, herkesin söylediği bu. Verin 50 bin verin, 100 bin verin. Verdik, onu da yaptık. Düştük. Demek ki her şey o demek değilmiş. Kasanın boşalması diye bir şey yok. Sadece federasyondan gelecek paradan dolayı kulüplerin gelir gider dengesinin puana endeksli azalabileceği ya da artabileceği bir tablo var. Başkan, şunu söyleyebilir misiniz? Yani bize Sayın Cavcav vefat ettikten sonra biz kasayı şu kadarla devraldık. Tabii. Şu anda şu kadar. Çünkü onunla ilgili de biz burada Arda Çakmak Bey'i muhalefette, sizin de yönetmeninizdeydi daha önce. Onu davet ettiğimizde rakam 50 milyonsa 5 milyon düştüğü bir iddiada bulunmuş. Kasada diyor 4 sanki. Milyon kaldı diyor. Hı hı. 70 iken diyor 4 milyon kaldı diyor mesela. Aldığınızda neydi? Şu anki durum nedir? Bunun bir tablosu şimdi var mı? Şöyle rakamsal olarak biz bu bilgileri zaten genel kurulumuzda herkese yani sunuyoruz. Ama söylenen rakamlar işte şu oyuncu satıldı ondan gelecek çekler, bu oyuncu satıldı ondan gelecek çekler. Birazcık hayali rakamlar. Havada. Ama havada olan rakamlar. Ya yıllarca bu işin içindesiniz. Eğer siz bilmiyorsanız dışarıdaki insanlara bunu anlatmanız çok ama çok güç. Demin verdiğim örnek bunun en basit örneği. Bir de kulüplerin kasası normalde Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında boşalır. Sebebi de oyunculara verilecek peşinatlardır. Varsa bonservis bedelleridir, varsa menajerlik bedelleridir. Eylül'den itibaren maç kazanmaya başladıkça garanti paraların dönüşüyle birlikte kasandaki para yerine oturur. Biz evet para da kaybettik, küme de düştük ama sebebini söylüyorum. Geçen yıl bizim çıtamız şuydu. Başa baş noktamız 45 ila 50 puan arasıydı. Biz 45-50 puanla ligi bitirmiş olsaydık kasamızda bizim bir kuruş açığımız olmayacaktı. Şimdi 33 puanla... Ya izleyicilerin anlaması açısından söylüyorum. 100 milyon civarında bir para gelir elde edecekti. Yani 50 maçı kazanmış oldu. 50 puan almış olsaydım. 50 puan almış olsaydım... 2200 demiştiniz. 2 milyon 200 bin. İşte bu kura değişik, kura bağlı olarak 2 milyon 300 bin. Ya sonuç olarak 50 çarpı 2 ile baktığınız 100 bin lira bir para cebe olması lazım. 10 tane galibiyet alsan 22-23 milyon lira. Hı hı. 10 tane galibiyet 30 puan yapar. Hı hı. 15 tane beraberlik alsan 1 milyondan 15'te yani 35 milyon gibi bir rakam. Alacağın garanti parayla birlikte bu ortalama 60 milyon lira. Biz bu puanı toplayamadık. Toplayamadığımız gibi primleri artırdık. Galip geldiğimiz tabii maçlarda primleri çok artırdı. Şevklensin diye futbolcular. Ya böyle olunca kasa açıkverdi. Ama en azından şunu da görmüş olmaları lazım. Biz kadroyu çok güçlendirdik. Demek ki kasamızda paramız var. Demek ki daha bizim kat edecek çok yolumuz var. Ona geleceğim. Için. Kasada evet. Para var mı? Var. Yani çünkü var.
olmadığını, eridiğini söylediler de onun için biz tabii taraf... Hep söyleniyor. Bir ay sonra personelin parası ödenmeyecek diyor. Biz burada taraf değiliz yani. Ne ben sizin tarafınızı tutuyoruz ne muhalefeti. Sadece insanlarımız aydınlansın. Gençler Birliği'nin mali bir sorunu yok. Ki çok önemli bu. Evet. Kulüplerin şu anki durumunda işte demin biz şeyde de tartışıyoruz. Programımızda, ilgili tabii. Programımızda da tartışıyoruz. Evet. Transfer yapamıyorlar. İşte para borçları var. Evet. Trabzon para bulmak zorunda, öbürü para evet. bulmak zorunda. Gençler Birliği'nin böyle bir sorunu yok. Dövize bağlı sıkıntılar, borçlar artıyor. Şu an için bir sıkıntımız yok. Eğer olsaydı zaten... Futbolcuların alacağı yok. Maalesef. Çok şükür o anlamda çok rahatız. zaten öyle bir şey olsaydı biz bu takımı kuramazdık. Bu da bir gerçek. Yani TFF 1. Lig'de kulüplerin ortalama geliri 10 milyonla 12 milyon civarında. Siz onu 12 milyonla böyle bir takım kurma şansınız var mı? Yok. Tabii yok. Biz kurduk. Takımımızı kurduk. Ve ben inanıyorum ki inşallah önümüzdeki sezon tekrar yerimize döneceğiz. Şimdi başkanım buna geleceğiz. Bu Süper Lig'e dönüşle ilgili şeyleri Hı-hı. tartışacağız, konuşacağız. Benim merak ettiğim bir şey daha var. Şimdi geçen yıl sezon bittikten sonra genel olarak Ankara evet. Gençler Birliği genel kurullarını Mayıs ayında ya da evet. Haziran başında yapardı. Evet. Çok ısrar edilmesine karşın siz evet. orada genel kurulu yapmadınız. Eylül ayında yapacağınızı vaat ediyordunuz. Evet. Şimdi daha henüz onunla ilgili çalışmalar evet. var. Evet. Şimdi o zaman niye yapmadınız? Eylül ayında genel kurul olursa nasıl bir planlamanız olacak? Bir de şöyle bir suçlamayla geldi Arda Çakmak Bey. Evet. Üye kaydı dedi. İşte zaman kazandılar, üye kaydediyorlar diye dedi. Tüzük'te böyle bir şey var mı? Son ana kadar üye kaydedilebiliyor mu? Baştan başlayarak cevap vereyim. Biz en son rahmetli başkanımızı kaybettikten sonra olağanüstü genel kurumumuzu yaptık. Ve başkanımız Sayın Murat Çavcav dedi ki ben babamın ekibiyle tekrar çalışmaya devam edeceğim. Bugün için çok ama çok doğru bir karardı. Aynı ekiple biz yolumuza devam ettik. Ve o günkü olağanüstü genel kurulda gündeme bir madde kondu. Aslında yapılması gereken o gün için şeydi. Tek maddelik, tek gündemlik başkanlık seçimiydi. Bizim tüzüğümüz der ki, başkan herhangi bir sebeple görevi bırakırsa, başkan vekili 3 ay içinde başkan seçimi için olağanüstü genel kurulu toplar. Böyle bir gündem doğrusu olması gerekirken, bizim o dönem içimizden bazı arkadaşlarımız, yok dedi, biz normal olağan genel kurul gibi gündemimizi belirleyelim. İşte bu nedir? Açılış, yoklama, saygı duruşu, divan kurulunun oluşumu, işte denetim, yönetim raporu, denetim raporu, organların seçimi, dilek temenniyle kapanış. Ya böyle bir şey yok. O dönem içerisinde özellikle ben bile ısrarcı oldum. Biz olağanüstü genel kurulumuzu zaman yapacağız ama zamanında da olağan genel kurulumuzu yapacağız. Nedir bu tarih? Mayıs 2018. Aynı taşıyacak. Evet. Evet. Mayıs 2018. Bir de o günkü yapılan olağanüstü genel kurula arkadaşlar daha sonra da aramızdan ayrılan arkadaşların bir iki tanesi de bu işin öncüsü oldu. Dediler ki bu yönetim 3 yılına seçilir. E şimdi peki sen o gün için böyle bir karar alıyorsun. 3 yılına seçilir diyorsun. Aradan 1,5 sene geçtiğin zaman da niye tersini söylüyorsun? Hangisi doğrudur bunun? Bir tane doğru var. O gün yapılan yanlıştı. Olması gereken Mayıs 2018 yılında bizim olağan genel kurulumuzu yapmamızdı. Zaten bir de dernekler kanunu belli. Dernekler kanunu der ki olağanüstü genel kurullar olağan genel kurulların tarihini değiştirmez. Tabii. Bizim Mayıs 2018'de yapmamız gerekiyordu. Ancak 28. haftadan sonra Galatasaray maçını kaybettik. Geriye 6 hafta kaldı. Yanılmıyorsam 30 puanımız vardı. Yani bu şu demektir, biz küme düşecek takımlar arasında en avantajlı kulüplerden, takımlardan bir tanesiyiz. Son 6 haftaya odaklandık. Dedik ki son 6 haftada bir 9 puan, 10 puan toplarsak zaten gül oynaya ligde kalacağız. Ama tablo gösterdi ki 9-10 puan değil, 7 puan bile yetiyormuş. Biz o 7 puanı bile toplayamadık. Dolayısıyla biz o dönemde, tabii bunlar Nisan ayı, Mayıs ayı, biz kulübe mi odaklanacağız, seçime mi odaklanacağız? Yani bölünemeyiz ki. Bütün dikkatimizi takımımıza vermek zorundayız. Dolayısıyla genel kurulu dedik ki şimdilik gündem dışı tutalım. Biz kulübümüze odaklanalım, takımımıza odaklanalım. Kümede kalmayı hedefleyelim ve kümede kalalım. Maalesef olmadı.
Mayıs geldi. Hazırlık yok. Olağan genel kurul kararı aldıktan sonra da zaten şeyler var. Yapılması gerekenler var. 15 gün öncesinden duyurusunu yapacaksın. Birinci toplantıda çoğunluğu sağlayamazsan ikinci toplantıda yapacaksın. E peki Mayıs ayında maçlar bitti. Haziran'ın sonunda ben olağan genel kurulumu yaptım. Takımı kim hazırlayacak 2018-19 sezonuna? Yeniden yapılanmayı kim sağlayacak? Askıda kalacak. Eski yönetim diyecek ki genel kurul bitmeden biz bir şey yapmayalım haklı olarak. Yeni yönetim kurulu da belli değil. Biz Haziran'ı, Mayıs'ı boş geçirseydik bu takımın yapılanmasını sağlayabilir miydik? Mümkün değil, sağlayamazdık. Öte yandan da hani başarısız olduktan sonra yönetimin hemen kongreye gitmesi gerekmiyor mu? Bazılarına göre tabii. Şimdi kimine göre o başarısızlığı kabul edip çekilmek var. Kimilerine göre de o başarısızlığı içine sindiremeyip kavgaya devam etmek kendi hatasını, eksiğini kapatmak var. Bizim tercihimiz bu işin müsebbibi biziz, sorumluları biziz, kaçmıyoruz. Bu takımı layık olduğu yere tekrar çıkarmak için de buradayız. Bizim vermek istediğimiz mesaj bu. O yüzden de görevimizin başındayız. Peki diyelim ki Eylül ayında kongre oldu. Hı-hı. Kaybettiniz. Başka bir yönetim geldi. O yönetim de o sene başarısız oldu. Süper Lig'e çıkamadı. Hı-hı. Kalkıp derlerse ki biz bu takımı biz kurmamıştık. Eski yönetim kurulmuştu. Onun için de biz bir şey yapamadık derlerse bu sefer gene bir yeni bir tartışma dedim. Tartışmanın ve şeyin yükün altına girmiş olmayacak mısınız? Ya biz de gireceğiz. Yeni yönetim de girecek. Eğer talip olurlarsa. Yani şimdi dernekler kanununda yine der ki ben sizin şu söylediğinize katılıyorum. Yanlış anlamayın. Rica ederim. Eğer Sayın Cavcav'dan sonra dediğiniz gibi olmalıydı. Yönetimden biri gelmeliydi. Olağanüstü kongreye gidilmeliydi. Sizin söylediğiniz %1000 haklısınız. Evet, evet. Ama sonuçta da öbür türlü gelişmiş olaylar. Evet. Mayıs'ta da kongre olur muydu tartışması çıkmış işte ortaya. İşte şampiyon işte kümede Mayıs'ta kalmaya. Mayıs'ta olurdu ama takım yapılanmasında zaman kaybetmiş olurduk. Çok büyük zaman kaybetmiş olurduk. Bir yıl daha kaybetmemek için kongreyi erteledik. Türkçesi bu zaten. Bu, evet. Keşke bu sene bu sezonu da kapsayan bir formül bulunsaydı. Yani bir şans daha size veriliyormuş gibi bir sezonluk daha yani seneye Mayıs ayına kadar bir zaten hak verilmiş olsaydı. Çok net söyleyeyim. Dernekler kanununda zaten bunun yeri var. Süre dolmadı değil mi? Hayır, daha 3 sene dolmadı. Var. Dernekler kanunu der ki maddelerden bir tanesinde sene falan var daha. İki genel kurulu zamanında üst üste yapmayan dernekler feshedilir ya da tasfiye edilir. Bu şu demektir. 2018 yılında biz genel kurulumuzu yapmadık. 2021'e kadar yapmazsak problem var. Sıkıntı var. Yani sizin şunu dediğiniz... mu algılıyorum? Yani belki de Eylül'de de yapmayabiliriz. Yapmayabiliriz demiyorum. Yapmadığımız takdirde bile bir sorun yok. Sorun yok. 2021'e kadar sorun yani yok. Onu kapsamış olabilir. Yani 2021 ben kongre... %1000 katılıyorum. Hı-hı. Bana göre hani eğer bu aşamalara geldiyse, şunları atlayıp bu aşamalara Hı-hı. geldiyse Hı-hı. ve takımı da siz kurduysanız, doğru. şu anki yönetim doğru. kurduysa sonuna kadar da devam etmelisiniz. Bu sezonun sonuna kadar gitmelisiniz. Ama Mayıs'ta aklı mutlaka Selim, yapmalısınız. Aklı Selim, aklı Selim budur. Herkesin olaya böyle bakması lazım. Hadi bu saatten ben sonra... olsam benim yapmadığım transferlerle yönetime gelip talip olmam. Kaldık. Çok haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Aklı Selim herkesin böyle düşünmesi lazım. Eylül'de olur ya da olmaz. O ayrı bir şey. Ama benim anladığım sanki olmayacak gibi. Ben olmayabilir. Sadece orada... Yönetim tabii sizin kararınız değil. O yönetim kurulu karar verecek. Kesinlikle ama bununla ama onun bir cezası var herhalde. 500 lira 1000 lira evet. civarında bir cezası var. Çok ağır bir şey onu karşılayabilirler. Bu konuda çok net şunu söyleyebilirim. Biz yapacağız ya da yapmayacağız diye herhangi bir tartışmaya ve konuşmaya girmedik yönetim kurulunda. Sadece sanıyorum geçen ay ya da önceki ay toplantımızda Eylül ayında olağan genel kurulumuzu yapmak için karar aldık. Ancak onu değiştirmek de yine yönetimin çünkü edelim. Siz anlattığınız yani Sayın İlhan Cavcav'ın rahmetli olmasından sonra 2017'de yapıldı bu kongre. Kasım ayında galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şubat. Şubat ayında tamam. Evet. Şubat ayında yapıldı. Sizin şimdi 2019 Şubat'ında daha ikinci yılınız oluyor. Normalde yani eğer onu aslında kabul ederseniz... Aslında siz 2020'ye kadar Şubat. Devam edebilme olasılıkları var. O günkü arkadaşlarımın arkadaşlarımızın tezi buydu. Yani ama görüntü olarak doğru bu. Olmadığını ben çok ha, net siz biliyorum. Zaten zamanında böyle bir şey söylediğiniz yaptık, zaman... Aynı zamanda biz dernekler kanununa müracaat ettik.
En son yapmış olduğumuz olağanüstü genel kurulda böyle bir madde gündem belirlendi. Başkan bu doğru ayrı, mudur, yönetim değil mi? Ayrı seçiliyor değil mi? Peki yanıt ne oldu? İşte hayır oldu. Yanıt o kadar açık, sarih. Başkan istifa da etse, Allah kim başkansa gecinden versin, vefat da etse, evet, veya başka bir şekilde istifa da etmiş olsa, başkanlık seçimi ayrı, yönetim ayrıysa başkanlık seçiminin mutlaka 3 ay içinde yapılması lazım bana göre. Öyleydi işte, biz başkanlık seçimini yaptık. Onunla birlikte diğer kurulların da seçimini yaptık. Olmaz. Yönetim kurulu, denetim kurulu. Olağan genel kurula dönüştürülmüş. Birebir olağan genel kurulu. Peki siz az önce onun altını açmak istiyorum ben. Siz olağanüstü genel kurul olup olmadığını dernekler masasına sorduğunuz zaman dernekler masası size 3 yıllık mı dedi yoksa bu olağanüstü dernekler genel kurul masasına biz sanıyorum Mart ya da Nisan ayında sorduk. 2018 Nisan ayında sorduk. Hı hı. Çünkü o gün için böyle bir şeyi tartışmaya açmak ya da öngörüde bulunmak çok şeydi, zordu böyle bir, yani flu bir ortam vardı. O zaman için sorma gereği hissetmedik ama bizim içimizde kulüpte hukukçu olan arkadaşlarımız var. Onların görüşleri doğrultusunda şimdi ben hukukçu değilim. Hukukçu olan arkadaşımın görüşüne de saygı duymak zorundayım. Onların görüşleri doğrultusunda biz olağanüstü genel kurulumuzu olağan genel kurul gibi yaptık. Ama çok net belli oldu ki yanlış. Yapılması gerekiyordu. Evet. Bunu yaptınız. Bu şekilde olağanüstü genel kurulu, dernekler masası, hayır sizinki yaptığınız olağanüstü genel kurul dur. Mayıs 2018'de olağan yapmanız gerekir dedi. Evet. Tamam. Evet. Başkan, camia nasıl karşılıyor bunu? İşte taraftarlar, delegeler, üyeler. Hafta dernekleri. Nasıl karşıladı sizin bu uygulamalarınızı? Onlar ne diyorlar bu kongre konusunda? Yani şimdi mutlaka size tepkiler geliyordur, olumlu olumsuz. Geliyor. Geliyor. Tanıdığımız çevrelerden geliyor. Ki biliyoruz ki Gençler Birliği camiası da taraftarından yani delegelerine kadar şeydir, hani bilinçlidir. Türkiye'deki örnek kulüplerden biridir yani. Bizim taraftarımız az olmasına rağmen ben iddia ediyorum Türkiye'nin belki de en bilinçli bir taraftar grubu bizde. Kesinlikle. O yüzden birçok tanıdığım arkadaşlarım var o taraftarların içinde. Artık arkadaşlarım diyorum çünkü onlar da bizim arkadaşlarımız. Neticede biz burada şu anda yönetim boyutunda görev yapıyoruz. Onlar taraftar boyutunda. Yarın burada görevimizi bitireceğiz. Biz de onlar gibi taraftarların arasında yerimizi alacağız. Biz içimize sindiremiyoruz. Onlar da içine nasıl sindirebilsinler? Onların da canı yandı, bizim de canımız yandı. Ama telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kongre için devam mı tepkileri alıyorsunuz yani? Hayır, kongre ile alakalı kimsenin fazla bir yorum yaptığı yok. Tabii ki başarısız olan yönetimin bırakmasını herkes ister. Bu böyledir. Hep böyle yani emsaller vermek istemiyorum. O kadar çok diğer kulüplerde emsalleri var ki bunun. Ama inanın biz içimize sindiremedik. Yani bu eksiğimizi, bu hatamızı telafi etmenin peşindeyiz. Bir an evvel telafi edelim, biz de rahatlayalım. Biraz şey gibi olacak herhalde. Biz İlhan Cavcav'ın boşluğunun nasıl doldurulacağını tartışırken aslında siz de içeride organik olarak bunun sıkıntılarını yaşıyorsunuz ister istemez. Evet, ve bu da her bireyin kaldırabileceği bir sıkıntı değil. Evet. Çünkü dile kolay 38 yıl başkanlık yapmış İlhan Cavcav. 38 yıl. Bizim kesilmemiz bu işin en kolayı. Tabii ki. En kolayı. 38 yıl yani. Ben şunu algılıyorum. Başkan, ağzınızdan alamadım ama tabii tek yetkili siz değilsiniz bu konuda. Evet. Yönetim kurulunun kararı ama ben Eylül ayında da kongre olmayacak kararını çıkardım buradan. Yani. Yok ama inanın yok. Yani ben herhalde o yola ya gidecek böyle, gibi. Böyle bir karar olmasa da bir de en azından denetlenebilir yani. Ben size şahsi kanaatimi söyleyeyim. Burada söylerim. Çekinmeden söylerim. Takım iyi bir şekilde başlar devam ederse biz niye devam etmeyelim? Tabii ki. Niye devam etmeyelim? Genel kurul delegelerinden onay gerek yok, devam ederiz. Benim bir tane oyum varsa, bir tane oyum varsa devam etmekten yana. En son yapılan toplantıda hangi tarihte genel kurul yapılacaksa evet diye elimi kaldırdığım gibi bugün de inşallah istediğimiz gibi gider işlerimiz. Bu ayıbı telafi etmek de bize düşer derim. Ben devam ederim diye elimi kaldırırım. Ama şimdi o zaman
Gençler Birliği'nin dününden buraya kadar geldik. Şimdi buradan ileri doğru gidelim. Evet. Gençler Birliği bu sene bu hafta başlar, maçlar evet. başlıyor. Şimdi Gençler Birliği'nin transferlerine şöyle bir baktım. Hı-hı. Haberlerden duyduğum kadarıyla. Hı-hı. Gözümüzden kaçmış Hı-hı. olabilir diye baktım. Şimdi Mert Nobre 37 yaşında. Evet. İnanılmaz bir yaş. Selçuk Şahin 37 yaşında. Evet. Muhteşem bir yaş. Hakan Arıkan 35 yaşında. Evet. Şimdi şöyle Kari Arnason gelmiş 35 yaşında. Evet. Şimdi bunun dışındakilerin ağırlıklı olarak onu da konuşacağız. Sizin de başkanlığınız olan Hacettepe Spor Kulübü'nden evet. gelen gençler var. Şimdi baktım bu transferler yani 4 tane net transfer evet. ki aslında şöyle bakmak gerekiyor. Bir takımın omurgasıdır takımı evet. oluşturan. Kalede 35 yaşında Hakan Arıkan, evet. önünde 35 yaşında Arnason, onun önünde 37 yaşında Selçuk, onun önünde Metrobin 37 yaşında. Evet. Şimdi yaş ortalaması bir an o kadar yüksek geliyor ki insanın evet. gözüne. Birinci lig, Süper Lig'den biraz daha sert ve zor bir lig. Evet. Bunu Erkan Sözer de çok iyi anlattı. Mehmet Altıparmak da çok iyi anlattı. O geçen senenin takımlarının teknik direktörü olarak. Evet. Şimdi şu yorumu yapabilir miyiz? Geçen yıl yaptığınız transferlerle bir takım hatalar yapıldı. Hı hı. Bu sene doğru yaptığınızı düşünerek bu kadar deneyimli, yaşlı diyemiyoruz artık, hı hı. bu kadar deneyimli oyunculardan kurulu bir takımın başarılı olmasını bekler misiniz? Ya da tabii beklentiyle bu anla yaptınız ama sizce bu çok mu doğru olacak? Bunu Erkan Sözer'im istedi ya da en azından... Yaş ortalaması yükseldi takımın. Çok yükseldi. Şimdi Süper Lig'deki mücadelenin TFF 1. Lig'deki mücadelenin çok ama çok farklı olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Erkan hocamız da o liglerin çok ama çok tecrübeli hocalarından bir tanesi. Eğer kulübün öz evladı. Tabii ki. Tabii. Uzun yıllar bu kulübümüzde çalışmış. Sonra bizim kulübümüzden transfer yapmış, Fenerbahçe'ye gitmiş. Çok ama çok değerli bir hocamız. 32 yaşında 50 milyon kazandırdım gençlerle demişti o zaman anlatırken. Şimdi transferlerde hocamızın onayı olmasa biz alır mıyız? Hocamızın donayı var. O liglerin sertliğini biliyor. O liglerde belki daha tecrübeli oyunculara ihtiyaç olduğunu da biliyor. Bunlar hep böyle mutabakatla kurulan bir takım. Mert Nobre diyorsunuz. Ben inanın sahada görün Mert Nobre'yi. 18 yaşındaki bir genç futbolcudan inanın farkı yok. Mücadelesi, idmanlardaki çalışması. Yani artık futbolda da yaş 37 olmuş, 38 olmuş. Oynuyorlar. Eskidenmiş onlar 32-33 yaşında. Futbolcunun futbol hayatı bitermiş. Tecrübe biraz daha öne çıkıyor. Çok öne çıkıyor. Bir de tabii gençler de var. Ön liberolarından işte Selçuk Şahin. Yani gittiği her Hakan takımda Arıkan, geçen sene de... Hakan Arıkan keşke bizim kulübümüze birkaç yıl önce gelseymiş. Bir de olaya sadece saha içerisindeki sportif başarıya göre bakmamak lazım. Hı hı. Onları oraya çıkarmak, hazırlamak, idmanlarda, idman dışındaki zamanda. Çok boş zaman oluyor kulüp içerisinde, kamp dönemlerinde. Arkadaşlık ortamını sağlayabilmek için tecrübeli oyunculara çok ama çok ihtiyacımız var. Biz bu yıl kamp döneminin başladığı, hazırlık döneminin başladığı birinci günden itibaren takım içerisinde inanılmaz bir kaynaşma, büyüklerin küçükleri sahiplenmesi, küçüklerin büyüklerine saygısı, sevgisi. Yani şu ana kadar gördüğümüz tablo bize çok ama çok ümit veriyor. Geçen seneki o birbirine girmeyen takım kadrosu daha sezon başında girmiş. Böyle mi çok net yani? Görünüyor bu yıl. Bu Hacettepe rahmetli İlhan Cavcav'ın evet. projelerinden biriydi. Doğru. O öyle başladı. Oradan da birçok futbolcu çıktı yani. Doğru. Bugün hala bir örneği Gökhan Gönül Fenerbahçe'den Doğru. sonra Beşiktaş'ta Doğru. oynuyor. Yine altyapıdan geleceğini düşünüyor musunuz siz bir, başkanı olarak? Hacettepe'den iki, var mı acaba? Üç, Hacettepe'den. Dört. Beş tane futbolcu gelmiş. Böyle doneler? Şimdi elimizde mesela bizim bir Übeyt var, bir Taha var, Yıldırım Mert Çetin var, işte Ahmet Oğuz var, altyapıdan yetişen ama Berat Ayberk Özdemir var, Serdarcan Eralp var, Rahmetullah var, İlker Karakaş var. Bunlar bizim şu anda altyapıdan alıp Gençler Birliği'ne monte ettiğimiz oyuncular. Evet. Yaklaşık 8 tane bizim şu anda altyapıdan. 20-21 yaşında Hacettepe'den gelen 5-6 tane oyuncu var gerçekten. Yani şimdi bunların kaçı size beklentilerinize cevap verir? Bence 3-4 tanesi özellikle 3-4 tanesi ilk 11'in ilk 18'in değişmez oyuncusu olacak. Hmm.
Önemli bir rakam. İçimde benim öyle bir his var. Çünkü çalışmalarında falan idmanlarda ben o ışığı gördüm. Zaten Erkan Hoca'nın da ben hani şu 3-4 tane futbolcu sayarken bizim hedefimiz şuydu. Aslında şu uyarıyı sağlamaktı ya da yaratabilmekti. Ya yaşlı futbolcular var ama yani bunlardan da yararlanabilir ama devamında gelen işte alttan gelen Hacettepe'den özellikle onun altını çizerek söylüyorum. 20-21 yaşında 6-7'den daha oyuncu giriyor bu kadronun içine. Kesin giriyor. Ya mix yapılmış. Mix yapılmış. Ve devam edecek. Erkan Hoca onu düşünmüş herhalde. Ve devam edecek. Dediğimiz gibi o hatta sağlama alıp diğerlerinin yanlarını doldurarak. Tabii yani ben de okuyorum sizin gibi. Zaten geçen senede kalanlar da var. Var tabii. Sizin gibi ben de okuyorum. Oynayacakların yaş ortalaması yüksek. İşte o çocuklar oynamayacak. Onları saymazsan yaş ortalaması 28 oluyor, 29 oluyor. Ya ne demek 28-29 oluyor? 28-29 şey midir yani? Beşiktaş 29 da oynuyor. Yani bundan bir yere varılmaz. Önemli olan sahadaki futbolcunun ne verdiği. Bence tecrübe hepsinden önemli. Bana göre Türkiye liglerine gelmiş geçmiş en mücadeleyi seven oyuncularından biridir Nobre. Yabancılar konusunda. Peki şu anda Gençler Birliği'nin en göze batan oyuncusu size göre kim? Ya başarılı olabilecek diye mi? Hem o hem de geçen yıldan kadroda mesela Sesinyon'u. Evet Sesinyon. Nasıl o da sizce yaşlı bir oyuncu? 35 yaşında. 35 yaşında o da. 35 yaşında. Biz gönderseydik onu. Mutlaka bir yer alacak. Süper Lig'deki bütün kulüpler alırdı. 1+1 sözleşme imzaladınız değil mi? İmzaladık. Onun için de çok uğraş verdik ama o da sağ olsun. Zaten tek başarılı transferi Sesinyon herhalde yabancılar anlamında. En yararlı. Çok şükür tuttuk bünyemizde. +1 yıl opsiyonlu sözleşmemizde yaptık. Süper Lig'e çıktığımız takdirde önümüzdeki sezon yine bizimle olacak. Yani Sesinyon. Hakan Erkan milli olmuş. Kalecilikte yaş diye bir şey yok. Sesinyon ayrı bir şey. Ben hepsine onay veririm. Yani yaşlı genç ayırmam. İşte Selçuk için, Şahin için aynı şeyi söylüyorum. Nobre'yi de ta Fenerbahçe'den beri beğendiğim, mücadele eden, koşan, yırtınan Erzurum'da da herhalde. Hayır, 35 yaşında bir Sesinyon'un takıma kattıklarını görüyoruz. 35 yaşındaki Sesinyon'un. Yaş ortalaması 27-28 diyoruz. Yani bu nasıl mantık? Anlamak güç. Ve Sesinyon takımının en mücadele eden oyuncusu. Aslında biraz şimdi bakıyorum para durumu, transfer, geçen seneki küme düşme. Biraz sesinizi mi duyuramadınız? Biraz evet ya, biraz pasif mi kaldınız? Biraz kitlelere seslenemediniz mi? Bana biraz bir eksik geldi gibi. Şimdi bakıyorum hepsi aynı şeyde kitleniyor. Ses duyuramamakta kitleniyor. Haklısınız. Yani kalkıp kasamızda paramız var kardeşim. Deseydiniz Gençler konu kapanmıştı. Gençler şunu mu yaptı? Sadece iki kelimelik açıklama yapıp insanlara cevap vermek yeterli olur mu? Yoksa kalkıp ses mi duyurmak gerekiyor? Takımın o gün içinde bulunduğu koşullar bizim sessiz kalmamızı da gerektiriyordu. Çünkü herhangi bir tepkiye bizim bir cevap vermemiz, karşı tarafa bir daha şans vermemiz demektir. Yani karşılıklı atışmaların, karşılıklı basın, medya üzerinden karşılıklı söylemlerin o dönem bize fayda sağlamayacağını çok iyi biliyorduk. Ama bu takımın şöyle bir da yıpranmaması adına. Sıkıntı çıkarmadı mı başkan? Hani bu benim kişisel görüşüm. Yönetimden ses çıkmayınca, idari anlamda bir ses çıkmayınca teknik direktör de misyon almış oldu kendi kendine ve o ön plana çıkmaya başladı. Kulübün her konusunda teknik direktör cevap vermeye başladı. Bu da ayrı bir sıkıntı yaratmadı mı? Ama o bizim teknik direktör. Bu benim kişisel görüşüm ama tabii. Ama hocamızın bizim deklar ettiğimiz bu konularla alakalı sen cevap ver diye görevlendirdiğiniz siz bir konu değil. Ama işte cevap değil. Vermeyince birisi. Siz vermeyince o kendi üstüne alındı. Bu sadece Gençler Birliği kulübünde olmadı. Şenol Güneş mesela. Trabzon'da da böyle bir misyonu vardı. Beşiktaş'ta da aynı şey oldu. Bazen kulüp başkanlarının önünde. Sonunda susmaya başladı. Yani kişilerin birazcık da kendi yapılarıyla alakalı. Siz şimdi ben teknik konuda konuda ben şimdi herhangi bir açıklama yapabilir miyim size burada? Mümkün değil, yapamam. Peki bu konuda eksik olduğunuzu hissediyor musunuz? Yani sesimizi duyuramama konusunda eksikliğimizi kabul ediyorum. Ancak hem o dönem ona uygun değildi hem de biz tekrar bu işlerin polemik konusu olmasını istemiyorduk. Ligler bitti. İçimizden ayrılan arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanıyorlar, aday oluyorlar, seçimlere giriyorlar. Bunlar olan şeyler yani. Bu sene böyle olmayacak, gerektiğinde hakkımızı arayacağız, gerektiğinde konuşacağız diyor musunuz?
daha da tecrübelendik, bu konuda ders aldık diyor musunuz? Eksiklerimizi tamamlayıp ya da bunları bize gelen tabii, suçlamalara ya da artık, hepsi açıklayacağız. Artık bundan sonra her anlamda, her koşulda rahat rahat konuşabileceğimiz bir kıvama geldik diye düşünüyorum. Bir de diyorum ya, düştük, küme düştük. Söylenecek neyimiz var? Kime neyi anlatalım? Keşke zamanında söyleseydiniz, işte böyle deseydiniz. Yok, belki yok. Yani falan. O ezikliği yaşamıyor muyuz? Biz huzurlu muyuz? Bence tabii yaşamayı mücadele edin yani. Ediyorlar zaten. Biz de işte kaçmadık. Sessiz kalarak ettiler, kaçmadık. Şimdi ortaya çıkmaya başladılar. Sayın Başkan, şimdi onun da dediği gibi zamanında böyle takım şeyleri söylemediğiniz zaman, evet. Ümit Özat geldi burada, bir takım açıklamalarda bulundu bize. Evet. O zaman Gençler Birliği teknik direktörüydü. Erkan Sözer'i geldi, evet. Yeni teknik direktör. O bazı açıklamalarda bulundu. Erkan Sözer'in çizdiği hedef şuydu ya da final hedefi şuydu. Ben bu sezon sonunda birincilik şampiyonluk kupasını Sayın İlhan Cavcav'ın mezarına götüreceğim. Evet. Şimdi bu aslında çok duygusal ve çok geleceğe yönelik bir mesaj. Evet. Şimdi bu mesajı, şimdi siz geldiniz. Evet. Aslında bu mesajı bu kadar net olmamakla birlikte altını çizerek, doldurarak söylüyorsunuz, açıklıyorsunuz. Bu mesajı keşke Erkan Sözer'i sözcü olmadan önce, yani Gençler Birliği sözcüsü olmadan önce keşke siz yapsaydınız. Yani Uğur'un söylemeye çalıştığı ya da bizim paylaşmaya çalıştığımız sesinizi bu. Daha önce duyursaydınız, keşke gelseydiniz. O zaman şöyle olacaktı. O zaman kimse şunu söylemeyecekti. Ya işte Gençler Birliği takımı düştü. İlhan Cavcav'ın kasasını boşalttılar, şükür sıkıntıyı yaşadılar, şöyle yaptılar, işte transferler hatalı, menajerler, bunların hiçbiri konuşulmayacaktı. O zaman şöyle bir şey gelecekti karşımıza. Evet, İlhan Cavcav döneminde şu duygusallığı hissediyorum zaten, hissettik de. İlhan Cavcav'ın koltuğu çok ağır bir koltuk. Yani oraya oturmak zaten başlı başına bir güç. Çok büyük ama çok büyük sorumluluk. Yani onu çok hiç tartışmıyoruz bile. İlhan Cavcav'dan sonra, yani rahmetliden sonra. İşte yani o yüzden... O konuda ben size hak veriyorum. Söylediklerinizin hepsi doğru. Ama siz de takdir edersiniz ki rahmetliden sonra yapılanmada da zaman zaman eksiklikler olabiliyor. Kusurlar olabiliyor. Biz henüz tam anlamıyla yapılanmamızı sağlayabildik mi? Bana göre hayır. Yani bu biraz zaman alır. Dönüşmeye çalışıyor musunuz? Yani İlhan Cavcav sisteminden dönüşmeye çalışıyor musunuz? Kendi sisteminizi oluşturmak anlamında. Yoksa İlhan Cavcav sistemini o düzende devam ettirmeye mi çabalıyorsunuz? Hangi seçenek daha yakın size? Şimdi İlhan Cavcav rahmetli şahsına münasır bir biri olduğu için onun döneminde sistemin o olduğundan adım gibi eminim. Ama başka bir İlhan Cavcav olması çok güç. O zaman sistemin de değişmesi lazım. Dönüşmeye bu kadar net gençlerdi. Bir özet, kısa bir cümleyle cevap verelim. Evet. Şimdi zaman zaman biz bunu eskiden de yaşadık. Ankara Gücü Gençler Birliği arasında çekişme olur. Şu anki Ankara Gücü Gençler Birliği dostluğu alışverişi nasıl? Şikayetlerinizin olduğunu biliyoruz bir takım Ankara Gücü kulübüyle ama onlar da bizim programımızda mesela Mehmet Dinler dedi ki kardeşim ben niye Gençler Birliği'nin hakkını yiyeyim? Onlar da sonuna kadar helal hakkı hak ediyorlar dedi. Yeni gel stadında Gençler Birliği aradan çıkarın teklifinden sonra Sayın Melih Gökçe'nin. Ankara Gücü ile ilişkiler nasıl gidiyor? Şikayetiniz de olduğunu biliyorum. Onu da dile getirirseniz sevinirim. Bizim Ankara Gücü ile alakalı, yani kulüple alakalı, yöneticilerle alakalı en ufak bir şikayetimiz olmadığı gibi son zamanlarda da güçlü bir birlikteliğimiz var, dayanışmamız var. Çok rahat bir şekilde hem Sayın Başkanımız Mehmet Yiğner'le hem kulüp içerisindeki yönetici arkadaşlarımızla her zaman telefonda konuşabiliyoruz. Birbirimize yardımlarımız da oluyor. Yani bunları deklare etmek çok da doğru değil. Hizmet anlamında birbirimizi tamamlayabiliriz. Zaten 19 Mayıs Stadyumunu uzun bir süre beraber kullandık. Orada da bir dayanışma gösterdik. Ankara'da bu yılın başında sezon başlamadan stadyum problemi çıktı. Ama ben tabii bu Eryaman Stadyumu'nun bitmeyeceğini, yetişmeyeceğini gördüm. Akabinde Büyükşehir Belediyesi'ne, stadın yapımını üstlendiği için Spor Genel Müdürlüğü'ne, Genel Müdürlüğü'ne, Osmanlı Spor'a tahsis yazılarını gönderdim ve sahanın bize tahsis edilmesini istedim. Spor Genel Müdürlüğü haklı olarak kullanım hakkı bizde değil, o yüzden size tahsis edemeyiz diye cevap verdi. Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir cevap alamadık.
Osmanlı Spor Kulübü'ne de Yenikent'i kullanmak için B planı olarak da Eryaman olması Yenikent'i kullanalım diye yanılmıyorsam 5 Haziran'da yazı gönderdik. Onlar da uzun bir süre bize cevabı geciktirdiler ama fikstür çekiminden evvel de bu yazıyı alıp federasyona yetiştirmem, ulaştırmam lazımdı. Biz tahsis yazımızı aldık. Yenikent'te oynayacağımızı deklar ettik. Akabinde tabii Ankara Gücü devreye girdi. Onlar da ortada kaldı. Yani şimdi biz gülerken komşumuzun ağlaması bize keyif mi verir? Biz de isteriz ki onlar da Ankara'da oynasın. Sonuç itibariyle bugün 3 kulüp de Ankara'da Yenikent'te oynayacak. Bizim bundan en ufak bir rahatsızlığımız yok. Sadece benim tek üzüntüm var. Eryaman Stadyumu hazırlanıyor, yapılıyor. Büyük bir ihtimalle Ankara Gücü ve biz Eryaman'da yeni yapılacak olan stadyumu kullanacağız. 19 Mayıs'ın yerine yapılacak yeni stadyum bitene kadar. Koltukların sarı lacivert olması. Yani şimdi Gençler Birliği kırmızı siyah. Sarı lacivert koltukların olduğu bir stadyuma gidiyorsunuz. Ben futbolcu olsam deplasmana gelmiş gibi hissederim kendimi. Misafir orada da bizim dayanışmamızın bir örneğinin olmasını çok isterdim. Bu konuda bir başvurunuz oldu mu? Oldu. Ankara Gücü. Yine başkanımız Mehmet Yiner'le de konuştum. Belediyeyle de konuştum. Ama şu ana kadar somut bir şey yok. Bununla ilgili gelişme yok. Büyükşehir Belediyesi'nden bu işte görevlerinin bana vermiş olduğu cevap koltuklar basıldı ya da basılıyor sarı lacivert olacak. Yani ben de şimdi eğer böyle olursa aklıma geleni söylüyorum. Hazırlayacağım bir 5 bin 10 bin tane kılıf. İnanın öyle. Bizim maçımızdan önce koltukların işte üstüne oturakların yerine kılıf ne gerek var? En azından plastik koltuk kılıf. Tekrar bir girişimde bulursanız Mehmet Yiner Bey Gençler Birliği Kulübü'ne olumlu yaklaşıyor yani. Bu programdan çağrı yapmış olalım. Yani Ankara Gücü yetkililerine, yöneticilerine. Bence bu çok ama çok önemli. Çünkü sporcu kardeşlerimiz soyunma odasından itibaren sahaya çıkana kadar o ambiyansı, ev sahibi olduğunu hissetmek isterler. Bir de bu konuda iyi niyete karşılık vermek lazım. Çünkü tabii Gençler Birliği 19 Mayıs stadında Ankara Gücü'nü açarak hiç böyle bir uygulama yapmadı yani burada. Hiç ama hiç. Ankara Gücü de oynadı, Gençler Birliği de oynadı. Gençler Birliği Süper Lig'deydi, Ankara Gücü 2. Lig'deydi. Evet. Ama orada oynuyordu ama hiç hissettirmedi tabii Gençler Birliği. Ve bize bu sene öyle bir dostane tutumlarını da gösterdiler ki oynadığımız 1-2 tane kritik maçta Ankara Gücü taraftarlar, yönetimdeki arkadaşlarımız da buna ön ayak oldu. Ankara Gücü'ndeki o taraftar derneklerinin başkanları da önder oldu ve geldiler tribünlerde bizi desteklediler. Kulübümüzün, takımımızın o günkü maçtan galip gelmesi için her türlü çabayı sarf ettiler. Ben bu olumlu çağrıya sizin cevap vasıtanızla ben de buradan onlara bir kez daha kulübüm ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu konuda da ama evet, koltuk işinin de çözülmesini istiyorum. Çözülmesini istiyorsunuz. Peki, vaktimiz var herhalde, biraz daha var. Şimdi çok zor bir lige giriyorsunuz. Evet. İyi takımlar var, mücadele etmiş takımlar var, sizinle birlikte gelen takımlar var. Kimleri rakip görüyorsunuz, nasıl mücadele edeceksiniz? Şehrinizden başka bir takım var, Osmanlı Spor var, öbür tarafta Gaziantep var, Bolu Spor var, Ümraniye var, geçen sene kaçırmış. Yani zor bir lig. Çok iddialı takımlar var. Sadece biz değiliz, çok iddialı takımlar var ama biz de onlardan bir tanesiyiz. Sezonu mutlu bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Olarak hazırız, yönetim olarak hazırız. Taraftarlarımız da bu yıl bu konuda birazcık daha birleşerek, bütünleşerek yani tek ses gibi hareket edeceğiz. Hocanın bir talebi var mı transferle ilgili? Gerçi çok az bir zaman kaldı. Hocamızın taleplerini yerine getirdik. Hepsi geldi mi? Yani hepsi bitti mi? Kapattınız mı transferi? Hocamızın taleplerini yerine getirdik. Transfer kapandı mı yoksa belki? Kapandı denemez. Yani transfer sezonu bitene kadar kapandı denemez. Ama Erkan Sözen'in şu ana kadar istediği her şey gerçekleşti. Her şey yapıldı. Sorun o zaten. Sadece burada program bitmeden şunu da söylemek istiyorum. Hacettepe Spor Kulübü'nde de geçen yıldan başlayarak biz farklı bir yapılaşmaya gittik. Özellikle bu yıl tamamen U19 ve U21'de oynayan oyuncularımızdan kurulu bir takım yarattık. Başarıya endeksli bir takım yapmak o liglerde bugün için çok zor.
Çünkü şehir takımları var karşında. Hı hı hı. Bütçeleri 20 milyon olan, 30 milyon olan şehir takımları var. Zaten bizim Türk futbolunda en büyük sıkıntılarından bir tanesi altyapılardan oyuncu yetişmemesi değil mi? Biz dedik ki artık burası bir proje takımı olacak. Altyapıdaki bütün oyuncularımız bizi Hacettepe'de oynatacağız, hazırlayacağız. Buradan da Gençler Birliği'ne servis yapacağız. Bu yıl bizim oradaki önceliğimiz sporcu yetiştirmek. Kendi kaynağını bulmak. Kendi kaynağımızdan yani yararlanmak. Altın Ordu modelinin Hacettepe üzerinden kurgulanmış hali. Şu anda üç büyüklerin düştüğü duruma, dört büyüklerin düştüğü duruma düşmemek tabii için. Geçen yıldan başlayarak zaten biz bunun adımlarını attık. Ama bu yıl tabii ki başarılı olmak isteriz kulüp olarak. Ama önceliğimiz sporcu yetiştirmek. Başarılı futbolcu yetiştirmek. Başkan şimdi süremiz çok az kaldı. O yüzden de hani ben biraz uzun ama kısa cevaplı bir soru sormak istiyorum. Şimdi geçen yıl Türkiye 1. Liginde, Sparta 1. Liginde o kadar takımlar birbirine yakındı ki. Evet. Yani 9 takım aynı anda küme düşebilirdi, aynı anda şampiyon doğru olabilirdi. Evet, evet. Şimdi bu sene de benzer bir süreç bekliyor. Evet. Gençler Birliği'nde, evet, diğer takımlarda. Şimdi kötü bir sezonu geride bıraktınız. Kötü bir, evet, sezondan sonra yeni bir takım, yeni bir oluşuma, evet, girdiniz. Şöyle bir şeyle karşılaşma olasılığınız oldukça yüksek. Olabilir. Çünkü seçenekler arasında var. Evet. Kötü bir başlangıç yaptınız. Peş peşe birkaç tane yenilgi aldınız. O üst potada değil, alt potada kaldınız. Evet. Oraya çıkmayacağınız %100 çıkabilirsiniz ama, evet, kaldınız ve eleştiriler çoğaldı. Evet. Şimdi bu süreçte yani dalgalı, fırtınalı denize girdiğiniz zaman, evet, B planınız nedir? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani biz olur ya, kötü başladık. Bu finalin kötü olacağı anlamını taşımaz. Geçen seneden herhalde TFF 1. Lig'de Gazişehir, Gaziantep'in buna benzer bir pozisyonu, evet, vardı. Evet. İlk yarı bambaşka bir tablo Erkan vardı. Erkan anlattı işte, düşüyorduk az kaldı, geldik geliştirdi. Demek ki hatırımda kalan da doğru. Bambaşka bir kulüp haline geldi. Yani penaltılarla bir üst lige çıkmayı kaybetti. Bunlar olabilir, bunlar yaşanabilir. Evet. Yani Ankara Gücü'nün, evet, takıldığı hafta, evet, galip gelse, evet, 2-0, evet, galipti. Evet. Şu anda, evet, o çıkmıştı. Evet. Biz hazırız. Mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız. Dalgalı deniz de olsa bu kaptanla yola çıktık. Bu deniz üstüne gidiyoruz. Son soru. Evet. 13-15 yıldır camianın içindesiniz. Hiç kıskançlık hissediyor musunuz taraftar yönünden Ankara Gücü, Gençler Birliği, iki şehrin takımı? Bir tarafta türbünler 20.000, 30.000, bir tarafta o klasik kemikleşmiş 3.000, 5.000. Allah aşkına bu soruya ben size sorsam ne cevap verirsiniz? Tabii ki dersiniz. Ama ben aynı zamanda Ankara Gücü'nün de maçlarına gidiyorum. Onu da takip ediyorum. Onları da bir yana bırakın. Ankara'daki diğer kulüplerin maçlarına da gidiyorum. Hiç lig ayrımı yapmaksızın Ostim'deki maça da gidiyorum. Ne bileyim işte Beyiçbey'deki maça da gidiyorum. Keçiören'deki maça da gidiyorum. Neticede bunların hepsi bizim şehrimizin takımı. Artı bir de olaya şöyle de bakmak lazım. Biz Ankara takımlarının hepsi bu şehre katma değer yaratan kulüpleriz. Bu şehirdeki bu takımlar yaşamalı ki bu işten Ankara'da nasiplensin. Oteller, restoranlar, taksiler, mağazalar. Bu böyle olur yani. Süper. Sayın Başkan Arif Ölmez, Gençler Birliği Başkan Vekili, Hacettepe Kulüp Başkanı. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, dilinize sağlık. En azından aklımızda kalan her türlü soruyu sorma şansı, evet, tanıdınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Samimiyetle cevap verdiniz. Bu çok keyifli oldu bizim açımızdan. Dinleyenler, izleyenler açısından da dileriz ki onların da soruların yanıtları burada, evet, ortaya çıkmıştır, anlamışlardır. Başarılar diliyoruz. Erkan Sözer'in bizim programda söylediği gibi dileriz kupayı Sayın Cavcav'ın mezarına götürürsünüz. Anarız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Uğur Tekücüoğlu, teşekkür ediyoruz. Ben de bana bu fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2018-2019 sezonunda her şeyin iyisi, güzeli, doğrusu bizimle ve sizinle olur. Çok teşekkür ederiz. Yine sizi de bekliyoruz, başkanı da bekliyoruz. Evet, her zaman. Her zaman teşekkür ederiz. Biz bir spor kulisi programının daha sonuna geldik. Gençler Birliği'ni anlamaya, dinlemeye çalıştık. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.